Caner, bence bir gün bana geleceksin. Gelmem. Bilirsin. Gelmem. Niye? Ya ne, niye insanlar kendine acı çektirsin ki? Ha, acı çekmiyorlar yeme. Canım. Nasıl çekmiyor canım? Sen bana şimdi her şeyi karıştıracaksın. Yok onu yeme, bunu yeme. Ben ne yiyeceğim o zaman? Şeyi soracağım gerçekten. Aç kalmadan diyet olabileni var mı? Yani aç kalmanın tanımı da değişiyor şimdi. Nasıl aç? Duygusal aç sence Ner? İlla da yiyeceğim diye programladıysan kendini, istediğimiz kadar yiyecek vereyim. Sen o diyet psikolojisine girdiğin an istediğini ye de desem açsın zaten. Psikolojik olarak açsın. Ben mide botoksu yaptıracağım sana gelmemek için. Mide botoksu. Sihir psikolojisi. Hı. Sihir olsun. Yani bir anda olsun. Mantıkta olayı kökte bitiremiyorlar çünkü. Yani olayın kökü ne? Sağlıksız beslenme ya da beslenmeyi hayat tarzı haline getirememe, sağlıklı adımlar atmayı hayat tarzı haline getirememe. Neydi arıyor çareyi? Tüp mide yaptırıyor kişi. Niye yaptırıyor? Yerse ölecek. Midesi tüp mide. Dikildi midesi. Midesinde bir dikiş olduğunu düşün, onu yerse ölecek. Ölme korkusuyla yemez. Ama onun dışında bir insan diyet yapmak istemiyorsa yemekten çekinir mi? Çekinmez. Dolayısıyla oradaki mantık o. Ya size gelmemek için oluyor bunlar. Size gelmemek için. İşkence mi çektiriyorsunuz insanlara? İşkence resmen çektiriyorum. Burada bu böyle göründüğüme bakmayın. Boynuzlar var. İkinci yüzüm. Peki bir şey soracağım ya. Seni doktor olarak görmemeleri seni rahatsız ediyor mu? Hayır. Ben doktor değilim zaten. Yani bu doktor, sen de sonuç olarak bir tedavi veriyorsun. Tıbbi beslenme tedavisi. Aslında şöyle, ben olayın temelini biliyorum. Beslenme temel tedavidir zaten. Benim alanım bambaşka. Benim işim besinlerle, benim işim gıdalarla tamamen. Yani diyorsun ki ben birisini, danışanını düzgün yönlendirirsem, ona düzgün beslenmeyi öğretirsem doktorlara o kadar az işi düşer. Değil mi? Yani şöyle düşünün, şeker hastalığı düşünün. Hı. Tip 2 diyabet dediğimiz sonradan görülen şeker hastalığı. Evet. Tamamen sağlıksız beslenmeye bağlı, yağlanmaya bağlı, kilo almaya bağlı çıkan bir hastalık. Siz bu kişiye doğru beslenme tedavisi verdiyseniz ve bu kişi doğru sağlıklı beslenmeye yönelik bir eğitim aldıysa, hı, çocukken düşünün mesela, sağlıklı beslenmeye yönelik bir eğitim aldı ve bu şekilde hayatına devam ediyor. Sizce o kişi tip 2 diyabet olur mu? Olmaz herhalde, olmaz. Olmaz, niye olsun? Bu şekilde azaltayımız, şöyle düşünün, kalp hastalıklarını düşünün, damar hastalıklarını düşünün, damar sertliği, tansiyonu düşünün. Sağlıklı beslenmeyi hayat tarzına haline getirdiğimiz kişilerde genetik yatkınlığı da önemli. Bu risk düşmez mi sizce? 10 kişi ise 5'e inmez mi bu risk? 10 kişi ise tansiyon, hipertansiyon olacak kişi. Belki bunun 5 kişisi hipertansiyon olacak. Diğerleri sağlıklı beslendiği için bundan kurtulacak. Ya tabii işin genetik yapısı, genetik faktörü de var. Birçok çevresel faktör de var ama beslenme çok önemli. Diyetisyenlik konusunu hadi doktorlardan ayırdık, ona bir lafım yok da. Personal trainerlarla, kişisel antrenörlerle aranda ne fark var? Sonuç olarak onlar da senin yaptığını yapıyor. Şimdi onlar kasları bilirler, kas gruplarını bilirler, sporu bilirler ve sen spor yaptırmayı bilirler. İşin eğitimini alarak değil, kendim spor yapmayı sevdiğim için araştırdığım kadarıyla biliyorum. Kas gruplarını biliyorum, spor kısmından bahsediyorum. Kas grupları insan fizyolojisine bir işte personal training'e göre ya da sporla ilgilenen kişilere göre çok daha hakimim fizyoloji kısmına. Ayrıca ben işin beslenme boyutuna, yani fizyolojinin beslenmeyle olan ilişkisi kısmında eğitim aldım. Personal trainingler, işte besyo mezunları bunun eğitimini almıyor. Ama onlar da seninle aynı işi yapıyor. Onlar aynı işi yaptığını sanıyor, yapamıyorlar. Ya, aldın mı cevabını? Belki yapmasalar bu kadar böyle çok fazla, hani demin soru sormuştunuz ya, niye bu kadar cart diyetler, cürt diyetler, şunlar bunlar var. Belki bu kadar müdahil olmasalar bu kadar kafalar da karışmaz. Ama insanlar gidecekleri yerleri dolayısıyla bilemiyorlar. Beslenmeyi de bize bırakın. Şimdi dönelim şeye, ne yiyeceğiz, ne yemeyeceğiz. Hani yaşlı bir doktor ablamız var televizyonda. Canan Karatay. Buğday kafalı olmak teyiminde katılıyor musun? Bir tane yemek yapacaksınız, tamam. İşte o yemeğin içerisine zerdeçal seviyorsun, koy. Tarçın seviyorsun, koy. Karabiber, ya sevdiğin her şeyi koyduğunu varsay. Sevdiğin her şeyi koyduğun için o yemek güzel olacak mı sizce? Bence saçma sapan bir tadı sahip. Yani bu da böyle doğru bilgiler ya da araştırdıkları bilgilerden yola çıkıyorlar. İşte insan fizyolojisine şu uygun, şu çalışma yapılmış, böyle olmuş, şöyle olmuş diye böyle bunları birleştiriyorlar.
birleştirince ortaya ideal bir insan için ideal bir diyet formatı çıkarıyorlar. Aynı yemek için her olumlu, güzel sevdiğin şeyi birleştirip ortaya bence saçma sapan bir şey çıkması gibi çıkıyor. Bu sefer insanların kafası da allak bullak oluyor. Ama şöyle söyleyeyim, parmak izi sistemine geri dönüyoruz. Diyet kişiye özgüdür. Tek bir beden yok, tek bir vücut da yok. Siz diyorsunuz ki ben işte yıllarca spor yaptım. Vücudumun belli bir alışkanlığı var ama yiyorum, yiyorum, kilo almıyorum. Caner diyor ki ben işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, az yiyorum, kilo alıyorum. Ben başka bir şey söylüyorum, ötekisi başka bir şey söylüyor. Hayatlarımız aynı değil ki. Bir dakika, ben öyle bir şey demedim yalnız. Mesela, örnek veriyorum canım. Lütfen. Bilimde şöyle bir şey vardır. Deneysel bir çalışma yaptığınızda iki şeyi kıyaslayabilmeniz için geri kalan bütün özelliklerin aynı olması gerekiyor o şeylerin. Yani iki tane fareyi kıyasladığınızı düşünün. Bir konuda kıyaslayacaksınız. Kilo alma konusunda kıyaslayacaksınız mesela. Dışarıdan olan bütün faktörlerin aynı olması gerekiyor. Ya da genetik yapısını onu kıyaslayabilmen için. Ama sizin doğduğunuz ortam, hayat tarzınız, spor hayatınız hiçbiri birbirinize uyuşmuyor ki o yiyor kilo almıyor, ben yiyorum kilo alıyorum diyesiniz. Bence ben yiyorum kilo alıyorum ya da benim vücudumda işte bir hastalık varsa neden var? Acaba problem nerede deyip uzman bir görüş almalı. Yani kendine dönmeli kişi. Esma, sağ ol. Gayet güzeldi bence. Bir şeyler söylemek istediğin var mı ekstra? Bir şeyler söylemek istediğim. Ya kısacası şunu söylemek istiyorum. Her doğru herkes için geçerli değil. Sizin ihtiyacınız olan, sizin için doğru olan şeyi evet biliyorum kafalarınız karışıyor. Bir taraf şekerliye diyor, damardan şeker diyor. Bir taraf diyor ki işte tahıl beyinli misin? Tahıl beyni küçültür, Alzheimer riskini arttırır, şu olur bu olur diyor. Böyle sürekli insanlar bir kutuplaşıyor. Kafalar da karışıyor haklı olarak. En yükseklerde işte bir profesörler de doktorlar da bunları söyleyecekse ben ne yapayım şimdi oluyor. Ama şunların farkında değiller. Burada en önemli şey hasta görmek, danışan görmek, kişiyle birebir iletişim halinde olmak, kişinin ihtiyacını görmek. Her beden herkese uymuyor. Her doğru herkes için geçerli olmuyor. Sonuç olarak buradaki rehberiniz bizleriz. Önce bizim görmemiz gerekiyor neye ihtiyacınız olduğunu. Buna yönelik zaten çalışmalar yapıyoruz. Tamam Esma, aç bıraktın yine herkesi. Bitti mi?